Selamun Aleyküm. Bugün miladi 17 Nisan 2022 Pazar, Hicri 16 Ramazan 1443. Günün ayeti: İnkar edenler keşke Müslüman olsaydık temennisinde bulunacaklardır. Günün hadisi: Zalim sultanın yanında gerçeği söylemek en büyük cihattandır. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1453. Fatih Sultan Mehmet İstanbul adalarını fethetti. 1897. Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan Krallığı arasında 30 gün savaşı olarak da bilinen savaş başladı. 1961. ABD'nin desteklediği sürgündeki Kübalılar Fidel Castro'yu devirmek üzere Küba'ya çıkarma yaptı. Domuzlar Körfezi Harekatı olarak bilinen çıkarma Fidel Castro'nun zaferiyle sonuçlandı. 1926. Ankara'da Musul konusuyla ilgili görüşmelere başlandı. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Osmanlı hakimiyetindeki Musul ve çevresi petrol varlığı sebebiyle İngiltere, Fransa, Almanya arasında rekabet konusu oldu. Bölge 1916 tarihli bir anlaşmayla Fransa'ya bırakıldı. Nisan 1920 San Remo Konferansı'nda Fransa, Orta Doğu'daki menfaatlerini desteklemesi sebebiyle Musul bölgesini İngiltere'ye terk etti. İngiltere'de bölgedeki Hristiyanların öldürüldüğü ve esir İngiliz askerlerine kötü muamele yapıldığı bahanesiyle Osmanlı'dan askerlerini çekmesini istedi. Osmanlılar kötü şartlar içinde olduklarından Nusaybin'e kadar çekilince Musul savaşsız bir şekilde İngilizlerin oldu. 1993. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. 2004. Hamas lideri Şeyh Ahmet Yasin'in şehadetinin ardından Hamas lideri Abdülaziz Rantisi de şehit edildi. İşgalci katillerin helikopterle füze atarak şehit ettiği Rantisi tüm dünya Müslümanlarını hüzne boğdu. Şehadetinden bir hafta önce Rantisi, "Ölüm bizlere eninde sonunda gelecek. Ya yatağımızda kalp krizi geçirerek ya da Apache'den atılan bir füzeyle. Ben Apache'yi seçiyorum." demişti. 2014. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Genel Komiseri, işgalci Siyonistlerin Gazze'ye uyguladığı ambargonun tarihin en uzun süreli ablukası olduğunu belirterek, "Bu bir çeşit toplu cezalandırmadır." dedi. 2015. Birleşmiş Milletler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 15 milyondan fazla çocuğun fakirlik, cinsel ayrımcılık ve şiddet olaylarından dolayı eğitimden mahrum bırakıldığını açıkladı.